Özgürlük filosuyla ilgili şunları söylemek isterim. 7 Ekim'den beri dünyanın şahit olmadığı bir soykırım ve katliam devam ediyor. 34 bin civarında insan katledildi ve katledilen insanların büyük çoğunluğu da kadınlar, çocuklardan oluşuyor. On binlerce sivil ağır şekilde yaralandı. Yıkılan binaların altında kalanların sayısı on binleri geçiyor. İsrail güçleri, Birleşmiş Milletler'in İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu tüm kararları hiçe sayarak katliamlarına maalesef devam ediyor. Son 76 yıldır bölgede apartheid soykırım politikalarını yürüten Siyonist İsrail, yapmış olduğu saldırılarla uluslararası vicdanı görmezden geliyor. Bütün bu hukuksuzluklar neticesinde İHA İnsani Yardım Vakfımız, uluslararası özgürlük filosu ile aldığımız kararlar doğrultusunda sivil ve bağımsız bir hareket olarak Gazze'ye doğru zulme dur demek için tekrardan yola çıkıyor. Gazze'de bulunan deniz ablukasına karşı olan eylemlerimiz şiddet karşıtı ilkelere tabidir. Farklı din, dil, ırk ve mezhepten oluşan 12 ülkenin katılımcısının bulunduğu bu filoda İHA olarak bizim bir vakıf olarak bir de Mavi Marmara Derneğimiz yer almakta. Şu an itibariyle 3 tane gemimiz var. Birisi Anadolu gemimiz, 5500 ton yük kapasiteli, insani yardım yüklenmiş durumda. Bir diğeri 1300 yolcu kapasiteli, 1300 ton yük kapasiteli ve 1000 yolcu kapasiteli. Akdeniz gemimiz, bir de Vicdan gemimiz. 3 tane gemimiz var. Bu gemilerle biz Akdeniz'e diğer ülkelerden katılan gemilerle birlikte yola çıkacağız. Hasbelkader Aksaray'dan da bu filoda İHA Aksaray Dernek Başkanı olarak ben yer alacağım inşallah. Bu noktada bu gemilerimizin isimlerini yan yana koyacak olursak Anadolu'nun vicdanını Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Anadolu'nun vicdanını Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu gemide vicdan sahibi aktivistler yer alacak. Gazze sahillerine ulaştırılacak. Akdeniz'de bütün dünyayı harekete geçirecek şekilde Gazze'nin derdi tekrar gündeme getirilecek. Çünkü malumlarınız unutturulmak isteniyordu ve adeta sıradanlaşmış oldu şu an itibariyle İsrail'de yapılan katliam. Bunu tekrar gündeme getireceğiz. Gazze'de yaşanan soykırımın önüne geçilmesi için gemi yolculuğu boyunca İHA sosyal medya sayfalarımız olayı, yolculuğu canlı olarak, sürekli olarak halkımızla paylaşacaklar. Her türlü riski göze alarak çıkacağımız bu yolculukta Aksaraylı hemşehrilerimizden, dostlarımızdan helallik diliyor, dualarını bekliyorum.